Limanın işine 2004'te girdim. 2017 yılında dünya okuyucusu oldum. Böyle bir level atlamak, sıfırdan gelip dünyada daha hiç kimse yok. Bugünkü başarımın arkasındaki sırlar, inandığım şeylerden vazgeçmedim. 20'li yaşlar çok genç yaş. Hiçbir verimliliğin yok. Ama 30'lu yaşlarımda olmak isterdim çok. Meğersem bu iş dünyası maratonmuş, bitiş çizgisi olmayan bir yarış. Yüksel Yıldırım 1961'de Sivas'ta doğdu. 2,5 yaşındayken Samsun'a taşındım ve Samsun'da büyüdüm. Ailece Sivaslıyız. İlkokula başlamadan önce adım İsmail'di. Yaşım küçüktü, 6 yaşındaydı. Okul müdürü beni okula kabul etmedi. Ben de ağlıyorum, sızlıyorum. Babam Sivas'ı arıyor, orada bir akrabaya ulaşıyor. Nüfusa gidiyorlar, çok hızlı bir şekilde İsmail öldü. Yüksel adında bir çocuk kayda geçiyor ve nüfus cüzdanım yeni bir isimle Yüksel Yıldırım olarak geldi. Doğum tarihimde 1 Ocak 1960 oldu. İlkokulda arkadaşlarım beni Yüksel, çocukluk arkadaşlarım da beni İsmail olarak biliyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldim. 83 senesinde mezun oldum. Amerika'ya gittim. Bir sene İngilizce eğitim, 2 sene master yapıp döneceğim diye gittim. Amerika'da biraz çalışayım, öyle döneyim istedim. İşlere başvuruyordum. Hep red cevabı geliyordu. Çinli, Hintli arkadaşlarım iş buluyor. Benim de red olmamın en büyük sebebi Amerikan vatandaşı olmamam, çalışma iznim yok, green card'ım yok. Onlara sorduğumda dediler ki biz hep ismimizin önünde işte bir Amerikan ismi var. Araştırdım o zamanlar. Silikon Vadisi'nde bir böyle bir katalogda bir sürü şirketlerin yönetim kurullarına bakıyorum hangi isimler var. En fazla Robert'ı gördüm. Ben de Robert'ı adapt ettim. Resmi bir prosedürlerden geçirerek Robert Yüksel Yıldırım yaptım. Başladı iş teklifleri gelmek ve işe girdim. Hiç sormadılar. 3 ay sonra senin çalışma iznin yok mu? Yok, sen Amerikalı değil misin? Yok dedim. Ben Türk'üm böyle ama avukatım var, getirdik. Sonra avukat anlattı. Green card'ımı aldım. İşte 5 sene çalıştım. Askerlik dönemim geldi. Ben izin aldım. Sonra baktım Türkiye çok güzel askerlikten sonra. İş imkanları var. Ben istifamı verdim, Türkiye'ye döndüm. Hayata İsmail olarak başladım. Eğitimim Yüksel, Amerika dönüşümü de Robert aldım ama Türkiye'ye tabii döndükten sonra Robert'ı kullanmadım. Türkiye'ye geldiğimde Türkiye çok kötü bir dönemdeydi. 93-94 kriz üstüne kriz yaşadı, koalisyonlar, belirsizlikler filan. Ben Japonlarla 5 yıllık plan yapmayı öğrenmiştim. Ben Türkiye'ye döndüğümde maaşlı çalışamayacağım. Okumuşum. Mühendisliği yapmadan dönmek kendime ihanet olacaktı. Japonlarla çalışmışım. Bana çok düşük maaş verdiler. Yönetim şekli, ne yapmam, ne yapmamam gerektiği türü şeyler. Bütün bunları ben orada öğrendim. Amerika'daki tüm bu öğrendiklerimi ben getirdim. Hem Amerikan modeli hem Japon modeli yönetim modellerini böyle karma bir model yaptım ve Türkiye'ye uygulanabilir bir şekle getirdim onu. 97 senesinde ben Samsun'dan 4 sene kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Tek başıma bir kişi bir dış ticaret firmasıyla başladım İstanbul'da işlerimi. Oradan ürün alıyordum, satıyordum. Hurdaydı, demirdi, kömür, kok. Denizcilikle tanıştım. Gemi kiralamadan gemi satın almaya. Amerika'da 5 yıl liman vinci yaptım. O zamanlar bu vinçleri, limanları görmüştüm. Ama Türkiye'ye dönünce babamın böyle bir imkanı yoktu. Bu bilgiler durdu bir kenarda. Park ettik. Türkiye'ye döndüm. Ne yapacağımı bilmiyordum ama ne yapmayacağımı biliyordum. Siz bir yatırım yapıyorsunuz ve rakibiniz geliyorsa bir yumruk atıyor. Siz ne oldum diye böyle bir şaşırıyorsunuz. Bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz, orada bir yatırım yapıyorsunuz. O ülkenin rakiplerin oluyor, seni kabullenmiyor. Yasalar orada farklı. Niye geldim diyorsun. Önce bir karamsarlık oluşuyor. Başarılı olmak için aşırı derecede bir efor sarf ediyoruz.
51 ülkedeyiz. 14 bin çalışanımız var. 450 kişi bizim beynimiz. Biz hep farklılaştık. Eğer ben diğer şirketlerden farklı bir yönetim şekliyle, idari şekliyle ilerleyemeseydim bu başarı kalıcı olamazdı. Şirketlerimi geleceğe hazırlamam lazım. Dinozorlar değişimi ayak uyduramadı, yok oldu gittiler. Dinozorlar gibi şirketlerimin de yok olmasını istemem. Ben öldükten sonra bu şirketlerin hayatına devam etmesi lazım. Şirket sahibi öldü diye şirketlerin ölmemesi gerekiyor. Batı bunu çok iyi yapıyor. Ben limancılığa girdiğimde Yılport diye bir isim kurdum. Yıldırım ve Port, Yılport. Bilinmeyen bir marka ama bugün dünya çapında bilinen bir marka oldu. Ve dünya 12.'si şu an konteyner terminal şeyinde. Şu an 10 ülkede 22 limanım var. Eğer ben bu limanlarda standartizasyon yapamazsam batar giderim, başarısız olurum. Liman işine başladığımızda en düşük işimiz limancılıktı. Geçen sene limancılık bir numaraya oturdu. Bu sene de öyle olacak. 2004'te girdim. 2017 yılında dünya okuyucusu oldum. Böyle bir level atlamak sıfırdan gelip dünyada daha hiç kimse yok. 2025 yılına kadar Yılport olarak dünyanın ilk 10 büyük port operatörü, konteyner terminal operatörü olmak. ...95 yılından 2020 yılına kadar geçen 25 senelik sürede benim ortağım bankalardır. Bu borçları ödemeden bunlar benim diyemiyorum. İkinin üstünde milyar doları. Bizi borç ürkütmüyor. Beni daha fazla motive ediyor çalışmaya. Çünkü şirketlerimin itibarı benim itibarımın çok üstünde. Bankalar parayı şirketlerime veriyor ve karşılığında da gerekli şeyleri alıyor, garantileri. Bankalar da mutlu ama ben de mutluyum. Büyüdüm. Beraber büyüdük. Bu ülke de böyle büyüdü zaten. Eğer fokus olduğun noktayı biliyorsan, yapmak istediğini biliyorsan, oraya nasıl gideceğini biliyorsan, başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Doğru insanları tanıdığın sürece. Öbür türlü gerçekten zor. O insanlar seni batırabiliyor, edebiliyor. Bana anlatma ne kadar çok çalıştığını, bana akıllı çalıştığını söyle. Ben bu kadar çalıştım, sen beğenmiyorsun. Kendi vaktini harcıyorsun, benim şirketimin imkanlarını harcıyorsun. Sonuçta ortada bir başarı yok. İstediğin kadar çalış ama akıllı çalışmadığın sürece senden akıllı insanlar gelir. Sen 7-24 çalışırsın, sonuç yok. Dönüyorsun hedefin etrafında ama hedefe ulaşamıyorsun. Doğru yerde doğru insanları tanımak önemli, çalışmak önemli. Akıllı, yaratıcı çalışmak var. Herkes işte bir inovasyon yapayım ama inovasyon ihtiyaçtan doğan bir şeydir. Bugün baktığınız her şey bir sonraki versiyonu geliyor, bir sonraki iyileştiriyor. Çünkü yaptığınız işlerin bir ömrü var. Genç yaşta olmak ister miydim? Ben istemezdim. 20'li yaşlar çok genç yaş. Hiçbir verimliliğin yok. Üniversite bitirmemişsin, ne olacağını bilmiyorsun. Ama 30'lu yaşlarımda olmak isterdim çok. Yani bugün servetimden 100 milyon dolarımı bile veririm. Bak 100 milyon dolarımı. Biri bana diyor ki ben seni 33 yaşına götüreceğim, 35 yaşına götüreceğim. Ben bugün 60 yaşındayım. Böyle bir yaşa gittiğimde ben o 100 milyonu 10 milyar yaparım o 30 yıl içinde. Anlatabiliyor muyum? En az uçarım. Samspor geçmişte efsane takımdı. Başarıları vardı ama kötü yönetim Samspor'u eritti böyle buzdağı gibi. Ben bugün TFF başkanı olsam 2 yıl süre veririm. Dernekten anonim şirkete geçmeyenleri kapatıyorum derim. Konsolidasyon olmak zorunda. Tuttuğunuz takımı değiştiremiyorsun. Bu takımlar böyle olduğu sürece düzelme şansı yok. Ben bunları görüyorum ve üzülüyorum. Ben gelmeden önce de kayyum Samspor'u bıraktı. Samspor birincilikten ikinciliğe düştü.
Orada da terk edildi. Kapatılıyordu borçlarından dolayı. İsmail Uyanık'la gelip Samspor'a el atalım dedik. Samspor'u tek bir şartla gelelim. Şirketleştireceksin. Ben de Samspor'un sahibi olacağım. Seninle beraber dedik ortak. Ve girdik. Ben Samsunspor'u farklılaştırmak zorundayım dedim. Rol modeli seçtiğim bazı kulüpleri aldım. Bunların başında da işte Sevilla kulübü var İspanya'da, Borussia Dortmund, bir sürü birkaç tane daha kulüpler var. Bunları kendi yöntemlerimizi yapıyoruz. Şimdi benim ilk işim Samspor'da altyapıyı sıfırdan yapılandırmak. 50 milyon TL'lik bir yatırım yapıyorum. Türkiye'nin en iyi altyapılarından biri olacak. Göstereceğim de bunu, yapacağım yani böyle konuşarak değil, yaparak göstereceğim. Scouting ekibi ve analist ekibi kuruyorum. Bu sene 20 kişiye çıkarıyoruz, 20 kişi. Bunların 4-5 kişisi sırf sosyal medya tarayıcısı olacak. 15 oyuncuyu dünyayı böyle böleceğiz. Sonra onları belli kategoride işte Kuzey Avrupa, Güney Avrupa, Batı tarafı. Bizim için transfer sezonu diye bir şey yok artık. Samsunspor bir tek sportif başarı için gelmiyor. Kulüp olarak geliyoruz. Sportif başarı için 5 yıl koydu. Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak. Benim amacım ulusal değil. Uluslararası. Bunu yapacak da gücüm var. 51 ülkede çalışan bir iş adamı olarak. Çünkü bunun örnekleri var. Türkiye'de bir başarı öyküsü yaratacağım inşallah.